Selam. Selamlar. Nasılsın Orhan? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen yazdıklarını okuyordum şeyde, Ha, ajandada. evet. Birkaç şey aklıma geldi. Onları öğreneyim diye yazdım. Yine de gruba yazayım başlıyoruz diye. Ekranı paylaşayım bir yandan da. Tamam. Görünüyor galiba, değil mi? Evet, geldi. Tamam. Hoş geldin Emin. Selam. Selam. Selamlar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Olsun. İyiyiz, iyiyiz. Çok teşekkürler. Bir dakika daha bekleyelim, olmazsa belki gelen olur. Sonra başlayalım. Aslında bir yandan ajandaya katılım durumlarımızı, yani ismimizi yazabiliriz. Olur. Ufaktan başlayalım isterseniz. Katılan olursa yine şey yaparız, konuşuruz. Ekranı görebiliyorsunuz. Evet. Tamamdır. Buraları geçiyorum. Kısmı biliyoruz. İndekse bir bakalım. Geçtiğimiz haftadan beri birkaç merge işlemimiz oldu. Aktif iki tane review var. Style Guide'ın review'ı PR'da aslında. Container Ha, öyle mi? Tamam. Orchestration'da sanırım hala Google Doc'ta. Onu ben bugün baktım. Birkaç not ekledim. Ali Hoca'ya da şeyde yazdım. Threads'de yazdım. Onun dışında evet, şu anda bu şekilde görünüyor. Şurada olsan öncelikle sondan gidiyoruz gibi oluyoruz ama küp konuya geçmek istiyorum, izlemişsin Evet. ya. Burada şimdi biz toplam 4 tane dan görünüyor ya, yani 6 tane sayfa mı yapmamız gerekiyor? Evet, aslında şimdi 3 tanesi required'dı. Şu style guide required'lar arasında aslında. O Hı. PR'da 15'lenince aslında 5 tane olacak. 5 olacak. Anladım. Yetişmek istiyorsak 5 tane yapmamız gerekiyor. Oradaki ben Hı detayları bilmiyorum. Yani kesin bizden bahsedecekler mi? hı. Hı. Belli Kasalım olmaz. mı o zamana kadar? Onu bilmiyorum. O yüzden hani onu düşünerek sordum Hı. ben. Eğer hani çok şey olmayacaksa, yani yapabildiğimiz kadar yapalım. Hı. 5 tane yetiştiririz gibi eğer zamanımız çok dar değilse. Yani evet, hani Eylül'e kadar, hani
Belli bir zaman bırakmak istiyorsak Eylül'e kadar yapalım demişti ya Ali Hoca. Bence de yetiştirebiliriz gibi geliyor. Eğer hani yapmak istiyorsak. Ben bu Yani. hafta şu şeyi bitirmek istiyorum. Cloud Native Technology zaten çok uzun bir şey değil. Evet, geriye kalanlar çok uzun olmayacak gibi. Yani en uzunlar hep şeydir. Evet. Yukarıdaki kısımlarda. Evet. Guide ve şey değil mi? How to contribute. Evet. Onlar çok uzundu. Onun dışında bence yetiştirebiliriz gibi geliyor eğer hani yapmak istiyorsak. Bu konuda senin fikrini sen diyorum ama sorun siz mi demek bilemedim. Yok yok, sıkıntı yok orada da. Kasındaki KÜK.com'dan bahsediyoruz değil mi? Hı. Ya Kasım'a kadar her türlü yetişir de burada kim duyuruyu yapacak? Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Buradaki konuya ben hakim değilim ama. Yani Ali Hoca yazmıştı. Olsan sen daha Evet, iyi şeyde biliyorsun. Slack'te var. Ben de çok detaylı bilmiyorum. Hı. Ya canlıya çıkmak için aslında yani glossary sayfası şu an biz branch'teyiz. Hani preview'dayız aslında. Hı. Ben master'a merge olup master'dan canlıdaki o CNCF'in o işte glossary sitesinde Türkçenin de görünebilmesi için 10 tane gerekiyor sanırım. Öyle Okay. olunca da haliyle KÜB.com'da bunun bahsi geçecek diye anladım ben Ali Hoca'nın mesajından. Kasım'sa yetişir evet. Ben Eylül arasında bir yerde zannettiğim için hani zamanımız var mı diye sordum. Kasım'sa Yani muhakkak yetiştiririz. etkinlik Kasım'da. şey demişti orada Eylül mevzusu da hani bir onun öncesinde bir çalışma varsa hani o etkinlik için işte belli neler konuşulacak, nelerden bahsedilecek çalışması varsa biz bundan önce biraz daha önce hazır halde gelmiş olmalıyız. Bir de hani canlıya alma işlemi biraz sürüyor olabilir. O yüzden hani Eylül gibi düşünmeli miyiz diye anlamıştım ben o yazıdan. Anladım. Benim için Neyse. okey. Hiç sorun yok ya. Yani. Hı. Tamam. Diğer konuya bakalım. Tersten başladık aslında öyle devam edebilir. Ya neyse başa dönüyorum. Sen başa dön, seninkinden bahset, Evet. sonra oraya geçelim. Evet. Benim de aklıma yaparken şey geldi işte kendim farklı bir branşta çalışıyordum şehir plancısı olarak. O zaman işte böyle aylık haftalık biz de Google doküman her neyse onu kullanıyorduk. Haftalık böyle ya da aylık raporlamaları indiriyorduk hani herhangi bir kayba karşı. Böyle bir şey yapmalı mıyız? Ne düşünüyorsunuz? Ayda bir kere güncel halini bir yere kaydetmek. Yani her ay bunu ben yapabilirim bu arada. Hani her ay diğeriyle değiştirmek gibi düşünün. Repo'nun bizim branch'i mi ya? Yani? Anlamadım. GitHub repo'daki bizim branch'ten mi bahsediyorsun? Yo, hayır normal Google Drive var ya oradaki işte bu tuttuğumuz index ya da işte çeviri terimleri, ortak terimler diye şeyler tutuyoruz ya. Göstereyim istersen. Yani şu dosyayı bir de çevirilerin hani ortak terimleri tuttuğumuz bir doküman daha var. O iki dosyayı özellikle ayda bir kere işte indirip bir yerde ekstra müdahale olmayacak şekilde tutmak gibi. Hani var olan bir dosyada değişiklik yapabiliyoruz ya hepimiz. Evet. Farkında olmadan yanlış bir şey yapılırsa en azından çok geriye dönmemiş oluruz ya da hata. Yani ne kadar önemli bilmiyorum ama hani ne düşünüyorsunuz bu konuda diye merak ettim. Yani bir şey yok bence. Bir zararı yok. Alabiliriz. Yap yani sadece bir yere indireceğiz aslında Hı. aylık bir şekilde. Şu Aynen. sağ üstteki time şey var ya son değişiklikleri gösteren clock var Hı. sağ üstte. Ya o Evet. ne kadar geriye götürüyor onu bilmiyorum. Onu Ama hani bilmiyorum. çok büyük bir değişiklik olursa buradan şey yapabiliyoruz. Zaten ben herkes edit yapabiliyor mu burada? Onu bilmiyorum. Gruptaki herkes edit yapabiliyor sanırım değil mi? Ben yapabiliyor diye biliyorum. O zaman alabiliriz gibi ya. Yani Yani çok bir şey yani dediğin gibi olsa çok ekstra bir iş de değil. evet. Bir Bir şey zararı olacağından olur. da çok da değil aslında ama çok bir zararı Evet. yok bizim için. Bir yere backup alacağız aslında. Çok Tamamdır. sorun olmayacak gibi bence. Bunu alabilirim. Buraya mı yazayım? Aha, oraya yazalım. Tamam. İndeks ve
Ortak terimler. Dosyalarının. Bunu kendime yazabilirim bunu. Olur. Tutarım ben. Onun dışında olsan master'a gelen ya da kendini açıklayabilirsin. Şu seninkine ek olarak aslında bunları hani yedek almadan çok farklı bir konu aslında ama şimdi özellikle ben şu anda tam flow'u biraz kaçırmış durumdayım. Mesela şimdi çeviri yaparken yeni terimler geliyor. Onu aslında o an karar veriyoruz ama ortak terimler yerinden aramak da çok, yani belki daha iyi bir yöntem bulabilir miyiz ya da hani bir terimi çevirdiğimiz zaman veya tartışmayı en azından o ortak terim şeklinde mi yapmalıyız? Ondan tam emin değilim. Ya bazen kaçıyorum. Şeydi biraz. Şimdi bu ortak terimler ve çevirileri kısmına her küçük yani nüansı yazmıyoruz gibi de biraz böyle CNCF ile alakalı şeylerin de çevirilerini yazıyoruz aslında ama normal cümle içinde kullandığımız teknik olmayan kelimelerin çevirileri de bazen bir sayfada farklı bir sayfada farklı olabiliyor. O anlamda ben hani nasıl bunu akışa oturtturabiliriz diye bir yani böyle beyin fırtınası gibi düşünelim diye atacaktım. Yoksa hani şu an var olan akış zaten çalışıyor aslında ama biraz ondan dolayı. Anladım. Güzel fikir bu arada. Ama nasıl yapabiliriz bilemedim. Ya indekse nasıl yansıtılır? Yani ya şey yapacağız artık her yani çevrenin bu flow'u da takip etmesi gerekecek gibi. Ya yani biraz kendimize biraz iş katmış olacağız diye anladım. Öyle şey yapabiliriz. Onun dışında aklıma başka bir şey gelmedi. Çünkü o kadar gitmek istiyor muyuz? Biraz da o var aslında. Yani bu kadar strict gitmek istiyor muyuz çevirilerde? Biraz o var. Çünkü ya mesela formata biçimlendirme demişiz ama ya format kelimesini günlük Türkçe'de de kullanıyoruz. Ya da belki daha bir örnek işte EG'yi mesela örneğini öğrene nokta diye çevirmişiz. Bunu da hep böyle çevirmek mi istiyoruz? Gibi gibi şeyler aslında. Böyle teknik olmayanlar dışında da ufak tefek şeyleri de ara kelimeleri de buraya katmak mantıklı olur mu? Öyle bir durumda da bu indeks çok büyüyecek. Var olan bir şeyi de tekrar ekleme şeyiyle karşı karşıya kalacağız. Öyle şeyler de yaşayacağız. O yüzden biraz kafam karıştı benim. Evet, anladım. Bence Yani standartizasyon açısından her şeyin tabii ki bir yerde toplanması çok daha mantıklı. Onun da takip edilmesi çok daha mantıklı. evet. O yüzden hani bu indeksin genişlemesi bir sorun gibi mi bilmiyorum Anladım. ama çünkü ben yani şahsi fikrim atıyorum bir dosyada ÖRN yazarken bir dosyada direkt açık açık örneği yazması daha büyük bir ya sorun değil tabii ki ama Evet. standartizasyon açısından baktığın zaman tabii ki bir sorun. Evet. O yüzden dosyanın büyümesi sanki çok kötü bir şey Kötü bir değilmiş. şey değil gibi. Evet, Anladım. bana da öyle geliyor. Anladım. Bence yapabiliriz. O zaman aslında yani her yaptığımız çeviride aslında karşılaştığımız kelimeleri hani Google Doc'ta üstte yazıyoruz ya teknik kavramlar çevirileri diye aslında. Orayı biraz da birlikte tutmak gerekecek bu indeksle ve haliyle bu indekse de yeni kolumlar gerekecek ki üzerinde tartışabilelim aslında. Evet. Tamam. Yani biraz da düşüneyim ben. Bir sonraki çeviride belki hani karşılaşınca daha şey olur. Style Guide'da çünkü birkaç farklı şey oldu. Mesela Definition Layout ve Definition Template diye iki farklı çeviri vardı. Birine tanım düzeni, birine tanım şablonu dedim. O layout ve template'i de buraya tabii kontekste bağlı olarak da değişebiliyor bazı şeyler ama
o şeyi yakalamak adına buraya dahil etmek daha mantıklı. Bence güzel fikir, bayağı güzel fikir. Bunu action items'a yazayım mı yoksa şimdilik fikir olarak dursun mu? Ya action alınacak bir şey yok aslında. Sadece Okay. şey yazabiliriz yani. Ortak terimler ve çevirileri ya daha iyi takip edilecek mi diyelim, ne diyelim? Tamam. İndekse indeks ve ortak terimlerin bir arada tutulması gibi bir şey yazalım. Olur mu öyle? Olur. Ya o indeks değil aslında ortak terimlerin bir arada tutmasına önem gösteririm. En azından öyle diyelim. Yeni çevirilerde çünkü. Ben kaçırdım çünkü yani Style Guide'da ya da işte diğer çeviride eklediklerim bazıları ortak terimlerde yok mesela. Ondan dolayı biraz şey yaptım. Tamam. Diğer item da bu süreçte tabii CNCF'i yeni şeyler ekleyebiliyor. İşte guideline değişebiliyor. Contributing guideline değişmiş sanırım hatta. Yani tabii değişikliğe bir bakmak lazım. Ben çok detaylı bakmadım ama yeni 3 tane terim gelmişti benim en son baktığımda. Onları ben indekse ekledim. Ara ara bu kontrolü yapmak gerekiyor. Ki şey yapalım. Yeni terim geldiğinde kaçırmayalım aslında. Yani sıramızda çok fazla terim var zaten çeviri yapacak. Hani orada bir boşlukta kalma durumumuz yok ama yani işte 3 tane kaçırınca belki sonra yakalarız ama yani biz burada çalışırken 10 tane yeni terim gelirse şey yapamayabiliriz. O yüzden ona da bence şey yapalım diye dedim. Öyle. Sürekli yeni terim gelmez de belki var olanlarda update olabilir. Belki de evet, o da olabilir. Yani yeni terim gelse de bu arada hemen direkt olarak şeye glossary'ye ekleme gibi bir zorunluluğumuz olmadığı için orada da biraz Aha. davranabiliriz Anladım. ben. Sadece belki şey diyebilirim. Bu update'leri de mesela bir terimin içerisindeki şey değişti. Güncellendi. Yeni ya da yeni bir terim eklendi. Bunu belli bir zaman sonra güncellesek de bir sıkıntı olmaz. Çünkü şu anda bizim yaptığımız çeviri de direkt olarak böyle endüstride kabul edilebilirliğini yitirmeyecek. Orada da Evet, bir doğru. yani o hala aynı şekilde kalmaya belki bir sene iki sene bile devam edecek yani. Hani tabii ki bu kadar ya nasıl diyeyim boşlayalım bu kadar şey yapalım demiyorum ama bir yine şey olur. Orada bir zamanımız olacağını düşünüyorum Evet, doğru. ben. O yüzden böyle çok şey yapmadan nedir onun adı? Arada sırada belki bazı Evet. değişiklikleri takip edersek buraya bir şey gelmiş deriz. Baktık atıyorum yeni bir terim eklenmiş. Baktık önemli bir terim mi? Evet önemli bir terim. Tamam listeye ekleyelim diyebiliriz yani. Anladım, anladım. Bunu yine belli bir aralıkla yapmalı mıyız? İşte örnek veriyorum yine ayda bir kere falan ya da hani böyle tamamen işte bir bakayım şeklinde mi olmalı? Onu da Bence biraz daha serbest bırakabiliriz. Ben sadece hani evet. şey hani benim burada bahsetme sebebim şeydi yani not düşelim ve insanların aklında bulunsun da aslında. Yoksa Emin dediği doğru yani şey yapmaya gerek yok. Böyle sürekli kontrol edip sürekli update geçmeye aslında. Tabii ki tabii ki. Çünkü Evet. yani bu çok gereksiz bir task olacak Evet, birinin evet, evet. omzunda. Yani Tamamdır. gerek yok yani. Zaten sürekli update denen bir şey de yok ortada. Çok şey yapmaya gerek yok bence. Tamamdır. Bunun dışında başka şu an bir konumuz yok gibi. Ama aklınıza gelen bir şeyler var mı? Geçmişe dönük bir bakalım. Şu kısım aslında şu kısım oldu diye biliyorum. Az önce baktım toplantıdan önce de. Çeviri yaparken işte bak ekle gibi şeyleri buraya eklemişiz. Onları tıklayabiliriz diye düşünüyorum.
Şu kısım değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. Tamam, bunları tıklıyorum. Onun dışında başka bir kişi daha mı var, yoksa ben ekranı paylaştığım için mi 4 oluyor? Onu bilmiyorum ama. Bir kişi daha var. Ha, tamam. Yeni bir kişi mi, yoksa hani tanışmalı mıyız? Kim Yok. olduğunu? Zehra vardı Ha, sanırım. Zehra. Tamam. Tamamdır. Zehra merhaba. Bu arada Zehra, senin herhangi bir şey var mı aklında sormak istediğin, paylaşmak istediğin? Merhaba, şu an için yok. Evet, tamamdır. O zaman herhalde şimdilik kapatabiliriz. Ya da başka konuşmak istediğiniz bir şeyler var mı? Bende yok. Bende de yok. Tamam, benim de yok. O zaman 2 hafta sonra görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek Teşekkürler. üzere, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ve de